Kimseye ben inanmıyorum artık. Bir güveniniz kalmadı mı? Ömürleri kesin. Onun dışına çıkamazsın. Bir güveniniz kalmadı mı iktidara? Benim kendimden başka kimseye güvenmem. Ya hemşerim. Evim millet bir an önce aklını başına alsın ya. Hem de bir an önce ha. Ne gibi? Bunların bir an önce bu ülkenin başından gitmesi lazım. Bir an önce hem de. Ya sen neyi biliyorsun konuşuyorsun? Hadi oradan. Hadi oradan. Abbas Yolcu. Aynı şeyi söylüyorsunuz ama. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya bu da aynısını söyledi. Çanakkale Boğazı diyor ya. Ne dediği belli değil bu adamın. Çanakkale Boğazı'nın ne anlama geldiğini biliyorum. Delikanlı adam kibardır. Delikanlı adam disiplinlidir, saygılıdır. Sen eğleniyorsun ama karşındakine hakaret ediyorsun. Ama onu yaptığı yanlış. Yani adam daha konuşmadan sen ne biliyorsun ki diyenle. Evet, sen nereden biliyorsun bu kadar? Hadi ben dinleyeyim de sen anlat bakalım. Ekonomiyi, siyaseti, vicdanı. Ekonomik olarak bitik. Bakın mesela emeklilere gerçekten acıyorum. Allah rahmet etsin hepsine diyorum. Allah rahmet etsin. Ha, çünkü niye? Mesela %25 dedi, biraz insanlar isyan edince 130'a çıktı. Biraz daha isyan etse 140'a çıkar ama 150 de olsa, 200 de olsa... Yetmez mi? Yetmez. Çünkü neden? O seçimden evvel onu ayaklandırıyor. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle bir şey var, somut olarak. Zekasıyla alay ediliyor insanların. Zeka seviyesini kiraya verdikleri için belirli partilere, ÖTE'ye, BERİ'ye yardımlarla. Yani dün akşam ben emir verdim. Arkadaşlar çalıştı, bir yerde kalmış, %5'i de veriyorum demek zeka emekli insanlarla alay etmektir. Demek ki verilebiliyormuş aslında %10. Yani şimdi CHP olsun, MHP olsun ama inan ki AK Parti yine götür. Kim ne derse AK Parti yine? Götürür, yine alır. Ama bu duruma sokan AK Parti değil mi zaten? Nereden AK Parti? Her şeyi AK Parti mi yapıyor? 22 yıldır kim iktidarda? AK Parti olsun. Şimdi her şeyi öyle zaten. Tayyip mi yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Müjdeleri kim veriyor? Kim müjdeyi Tayyip veriyor ama şimdi Tayyip demiyor ki. Hani zararına şunu yapın bunu yapın diye illa ısrar etmiyor. Marketlere gidin. Kasada ayrı, şeyde ayrı. Şimdi bunu Tayyip mi diyor gidin şey edin. Peki bir denetim olması gerekmiyor mu? Denetim olması şart ama o kadar bir sürü insanlar... Marketlerin... Siz beyefendi benimle konuşun. Hangi krizle alakalı sorun? Ekonomik krizle. Ekonomik kriz sen 1900... Kaç doğmuşsun kızım? 98. Siz kaç doğmuşsunuz? 1 yaşındayım sen. 99'daki yaşayan insanlara bir sorar mısın? Ekonomik krizin ne olduğunu? Soruyorum size neydi? Bütün şu anda kafelere git hepsi dolu. Az kim dolduruyor kafeleri sizce? Az önce Bambi'de yemek yemek için 10 dakika sıra bekledik. Bakın bu memlekette krizler olabilir. Pahalılıklar olabilir. Ama yeter ki memleketsizlik olmasın. Memleketsizlik olursa ne yapacaksın? Krizin de düzelmesi gerekmiyor mu? Düzelir Allah'ın izniyle. Nasıl düzeleceksiniz? Nasıl düzeleceği işte göreceksiniz. Bakın Türkiye gazını çıkardığı zaman, petrolünü çıkardığı zaman ve bunun da %86'sı insanlara döndüğü zaman nasıl çıkaracağını o zaman görürsünüz. Peki ben var söyleyeyim mısın size. 1999'daki üçlü bir koalisyonda sabah insanların hepsi yatıp akşam yatıp sabah hepsi aç kalktı. Onlardan hiç haberiniz var mı? En sonunda bırakmak zorunda kaldılar. 5000 dolar için emekliye maaş vermek için gittik böyle Amerika'nın karşısında esas duruşta durdu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Peki şu an sizce iyi midir gençler olarak soruyorum sana. Yok, şu anda yaşıyoruz ya biz 2023'te. Şu anda dünyada. Şu anda yaşıyoruz ama. Çok güzel seyrederseniz bak şu anda dünyada diyor ki Türkiye dünyada lider ülke olarak. Ne olarak lideriz sizce? Hangi konuyu anlatayım söyle sana. Ne olarak savunmasında Türkiye'nin savunmasında %5 savunmamız vardı bu memlekette ilk 100 yılda. Şu anda %80 savunmamızı yapıyoruz. Sen enflasyonun %65 olduğu bir ülke var mı başka? Almanya'da %80. Almanya'da %80. Ve o kadar da bak o kadar da. Almanya'da %80 değil. %80 dünyanın kullanacağı 250 tane firması var. Dünyanın mecburu kullanacağı firması var ama bugün açlık çekiyorlar oralar. Peki bu doğalgazları ne zaman kullanacağız biz? İnşallah Mart'tan sonra. Beyefendi. Beyefendi lütfen. Hayır ama şimdi bir saniye. Sakin ol. Müdahale etme sonra hayır. Konuş. Tamam sizin konuşmanız konuş hayır. Sonra. Konuşmanız buyurun. Bitti buyurun. Buyurun modern. Siz. Beyefendi benimle konuşur musunuz? Siz hayallerde yaşıyorsunuz tamam ya.
Siz hayallerde yaşıyorsunuz. Hayallerde yaşıyorsunuz, hayallerde. Sakin olun. Bana deyip ben gidiyorum. Konuşsaydın bari. Onu söylemek için mi durdun? Siz konuşun. Konuşun şey yok, tamam arkada. Bak şunu söyle. Müsaade edin. Müsaade edin. Hayır, müsaade edin. Az önce beyefendi... Sana ne benim konuşmam? Hayır, ama... Sen istediğini konuşabilirsin. O benimle konuşacak, sizi ilgilendirmiyor. İstediğini konuşabilirsin. Hayır, müsaade edin, ben söyleyeyim. Ben konuştum, bana müdahale et. Ama bana müdahale et. Tamam, sakin olun siz de. Şimdi beyefendi... Bana konuşun, bir saniye. Bana konuşun. Beyefendi az önce Almanya'da örnek verdi. Bakın, Almanya Başbakanı Merkel. Merkel, 10 yıllık iktidarında Almanya'da iktidara geldiği zaman bir evi vardı, bir arabası vardı. Şu anda 10 yıllık iktidarı döneminde Almanya'da iktidarı bıraktığı gün yine bir evi vardı, yine bir arabası vardı. Yetmiyor. Bütçe açığı, bütçe fazlası olarak ne kadar bırakmış bir sonraki hükümete biliyor musunuz? 380 milyar euro ya. Bütçe fazlası diyorum bak. Bütçe fazlasından bahsediyor. 380 milyar euro ya. Bunu yapan kim biliyor musun? Merkel ya. Almanya Başbakanı Merkel. Bak iktidara geliyor. Bir evi var, bir arabası var. Ama iktidara bırakıyor. Yine bir evi, bir arabası var. Yetmiyor. Almanya bütçe fazlası olarak 380 milyar euro şey bırakıyor ha. Bütçe fazlası bırakıyor. Şimdi az önce konuşan kişi var ya. İşte, yani güzel konuşuyor. Adam işte, seni tanımıyorum, ben tanıyorum. Güzel konuşuyor. Yani onu söylüyorum. Kişileri zaten. Kırmadan yani konuşabiliriz. Hayır. Ben iki kelimeye de bilirim. Hayır. Ben şey diyoruz mesela. Ben şey olarak diyorum. Tamam, o insanı kırmadan konuş. Hayır, ben... Vatandaş olarak kırmadan. Tamam beyefendi, devam edelim. Ben onu kırmıyorum. Ya sen tanımıyorsun o insanı, bilmen için konuşma. Tamam abi. Dünyada... Bugün siyasi... Şimdi bu seçim değil mi kardeş? Müsaade edin. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Seçim değil mi? Ama müsaade edin bir şey. Evet. Şimdi dünyada, bu sadece Türkiye'de değil ya. Evet. Bakın bütün gelişmiş Avrupa ülkelerinde... Tamam. Yani hesap verebilirlik diye bir şey var mı? Tamam. Hesap verebilirlik diyorum bakın. Tamam. Evet. Ya bu ülkede yani Erdoğan... Bugün Erdoğan da olsa... Kılıçdaroğlu da olsa, kim olursa olsun fark etmiyor. Tamam. Benim senin benim bir karın var mı burada? Hayır, ama müsaade et ya. Devam ediyorum hadi. Benim Erdoğan'a karşı bir husumetim yoktur. Tamam, kimse benim, yok. Kimsenin yok. Yani bu Kılıçdaroğlu da olsa. Onun da kimse yok. Yani hiç kimse. Evet. Akşener'de olsa fark etmiyor. Yani bugün Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i, şunu buraya hepsini at bir kenara. Tamam. Hepsini at bir. Tamam. Ya bugün kardeşimiz ya, senin kardeşin olsa, evet. Benim olsa veya herhangi birinizin kardeşi olsa, ya bir hata yapsa, bir yanlış yapsa ne yaparız? En azından onu uyarırız değil mi? Uyarız, evet. Kardeşimiz diyorum bakın, evet. Ha. Evet. Ben onları hepsini at bir kere. Halk olarak uyarıyoruz. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte oy söylüyorum sana mı? Oy veriyoruz. Yine getiriyoruz. Yine getiriyoruz. Peki burası sorumuzu kim? Sensin benim ya. İşte onu söylüyorum ben. Sen ya. Ben getiriyorum. Güzel kardeşim, ben de onu sana bak söylüyorum. Git marketlere, etiket şeyde ayrı, kasada ayrı. Niye ayrı? Güzel kardeşim, ben de sana... İkiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben de sana söylüyoruz ya. Şimdi bak, hemşehrim bak, biz bir halde... Şimdi burada, biz boşa birbirimizi yiyoruz. Evet. Boşa birbirimizi yiyoruz. Seçim günü gidin, kimliğin var. Gider basarsın, kim oldu gelir o kurtarır. O kurtarırsa o kurtarsın. Bir değiştirin. Evet. Değiştirelim ya da. Kimse değiştirelim. Ya hangisi değiştirelim. Gelecekse. Şimdi değiştirelim diyorum. Ben de. Ama ben değiştirelim diyorum. Ama. Evet. Şimdi bu iş böyle sokaklarda kavga, tartışma olmaz. Hatırlıyorum sana. Onunla olmaz. Olmaz. Ya, aynen. Bak kardeşim, olmaz ben CHP'liyim. Ama evet. Ben CHP'nin hiçbir zaman gelmesini istemem. Niye? Anladın mı? Niye? İstemem. Niye? İstemem. Niye? Ne yapacak kardeşim CHP gelip? Evet. Ne yapayım? Ben 35 senedir bildim bileli CHP'liyim. Her zaman da oyumu vermişim ona. Peki şimdi sen diyorsun ya, ben işte CHP'liyim, CHP'nin gelmesini ister. Ya o gelmesin, kardeşim, o gelmesin. Şimdi Tayyip, bak Tayyip diyelim, bak Tayyip. Formül olması lazım. Bak Tayyip diyelim. Formül Tayyip olması lazım ortada. Tayyip diklerini koyuyor. Evet. Burada eskiden kim vardı biliyor musun? Evet. Rahmetli Cevit vardı. Ya, başbakan. Bir şey demiyorum. Ondan başka kimseyi tanımam. Ya bir şey demiyorum ona. Bunlar gelen, sen de gelsen. Sen Kılıçdaroğlu olsan, ben AK Partili olsam, öteki olsa, sen ben yeriz hemşerim.